Nego AYT B kitapçının birinci sorusuyla çözümlerime başlıyorum arkadaşlar. İlk sorumuzda bir A eşitliği verilmiş mutlak değer içerisinde ve A'nın alabileceği değerlerin birbirine eşit, birine eşit olan seçilecektir diye öğrenci grubumuz verilmiş. Buna göre seçilen öğrenci aşağıdakilerden hangisi diye soruluyor. İlk önce şu A değerimizi bir kurtaralım. Şu aşağı alıyorum. Şimdi x'imiz eksi 3 ile eksi 2 arasında. Bu da bana Mutlak x eksi 3'ün iç kısmının negatif olduğunu, 2 eksi x'in iç kısmının pozitif olduğunu, eksi x'in de yine iç kısmının arkadaşlar pozitif olduğunu çünkü x negatif bir değerde eksiyle ile çarptım artı oldu. Ya da x yerine eksi 3 ile eksi 2 arasında ufak bir değer düşünün. İşlerine yazdığınız zaman yine pozitif mi negatif mi olduğuna karar verebilirsiniz. Şimdi köklü ifademiz var pay kısmında. Pardon payda kısmında şöyle üst kısmı bırakalım. Köklü ifadeler eğer çift kuvvetli ise arkadaşlar mesela kare kök gibi eksi 5 dışarı çıkarken mutlaka mutlak içerisinde olmak zorunda ama tek kuvvetlerde biz bu e, durumu aramayız. Direkt eksi 2 olarak çıkabilir. Şimdi düzenleyelim. x eksi 3 mutlağımız eksi katı olduğu için eksi x artı 3 olarak şu parantez kullanayım. Arada eksi var. 2 eksi x pozitif olduğu için aynen çıkar. Artı var e, ee, yine eksi x mutlağımız pozitif olduğu için aynı şekilde çıkacaktır. Aşağıda da mutlak eksi 5'imizden 5 beş, eksi 2'imiz olduğu için aşağıda da 3 değerimiz gelecek. Toparlayalım. Eksi x artı 3 eksi 2 artı x eksi x şeklinde oldu. Bunlar sadeleşir. Aşağıda da 3 var. Son bir adım daha atıyorum. E, ee, 3 eksiden 1 eksi x bölü 3 eşitliğim geldi. Şimdi benim a değerimin yaklaşık olarak hangi aralıkta olduğunu bulabilmem için eksi 3 ve eksi 2 aralığındaki x değerimi ele alıyorum. 1 eksi x bölü 3'e ihtiyacım var. Eşitsizliğimin her tarafını eksi 1 ile çarpıyorum. Eşitsizliğimi yön değiştirir. Her tarafa 1 ekliyorum arkadaşlar. Pardon. Ve her tarafı 3'e bölüyorum. 4 bölü 3, 1 eksi x bölü 3, 1 yani a değerim. Yaklaşık olarak arkadaşlar 4 bölü 3'ü düşünürsek 1 tam 33 diye devam eder. Burası A diyelim. Bu da 1. Demek ki A değerinden Aliye Bora, Ceyda, Defne, Erdinç arasından 1 ile 1.30'luk arasındaki değerleri seçmem lazım. 1.18 var. 1.25 var. Bir de 1.04 var. Demek ki benim boyları tutan Bora, Ceyda, Erdinç arkadaşlarım cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuzda devam edelim. İ sanal sayı birimi olmak üzere bir px polinomu verilmiş ve p 1 artı i'nin eksi 2 i'ye eşit olduğu söylenmiş. Gelelim arkadaşlar biz de yazalım. X gördüğümüz yere şuradan kullanmak istiyorum. X gördüğümüz yere 1 artı i yazarsak 1 artı i'nin küpü eksi m çarpı 1 artı i'nin karesi Artı m elde edeceğiz. Eksi 2i şeklinde yazılmış. Açıyorum burayı. Şimdi şöyle bir e, açmadan önce şöyle bir işlem yapmak istiyorum. 1 artı i'nin küpünü karesi çarpı 1 artı i olarak kullanmak istiyorum. Çünkü bunun karesini aldığım zaman arkadaşlar. Bakın hem ikincisinde de lazım olacak. Bir kere de halletmiş oluruz. Birincinin karesi 1 bir. çarpımların 2 katından artı 2i iki ikincinin karesinden eksi 1 gelir. Yani şurası 2 i yapar. Bu da 1 artı i'nin karesi demek. Burası da 1 artı i yapar. Dolayısıyla küpünü açarsak dağıtarak yazıyorum. Şuradan işlemlerime devam ediyorum. 2 i eksi i kareden dolayı eksi 1 yapacak. Eksi 2 olarak yaz. 1 artı i'nin karesinde 2 iki i olduğunu buradan buldum. O zaman m ile de çarparsam eksi 2 M çarpı i şeklinde olacaktır. Devam ediyorum. Bir de artı m'imiz vardı. Eksi 2 tane i yaptı. Şimdi arkadaşlar m'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Şunların arasında bir m parantezi alacağım. Geri kalan her şeyi karşı tarafa atıyorum. M parantezi aldığımda içeride arkadaşlar 1 eksi 2 i kalacak. Diğerlerini karşıya atmıştım. Eksi 2 artı 2 geçti. Artı 2 eksi 2 i geçtiği için eksi 4 i elde ettik. M değerimizi 2 eksi 4 i'ye. 1 eksi 2 i şeklinde çekebiliriz. Bakın şu yukarıda 2 parantez alırsam 1 eksi 2 i elde ederim. Aşağıda da zaten 1 eksi 2 i değerim var. Sadeleştirmemizi yaparsak cevabımız 2 olduğunu görebiliriz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü sorumuz bir eşitsizlik sorusu ve eşitsizlik sistemi hatta. Şöyle karışmasın diye birinci sistemimize 1 bir diyelim. ikinci eşitsizliğimize 2 iki diyelim. Şimdi birinci verilen eşitsizliğin köklerini bulurken f'in iç kısmı eksi x olarak verilmiş. Arkadaşlar isterseniz fonksiyonunuzun eksi x'ini alıp yani bunlar tabii ki eksi x olduğu için yer değiştirecektir. Mesela şöyle göstereyim tersten çizelim. Şu şekilde. Şu olacaktır. Burası eksi 4. Şu kestiğimiz yer eksi 2. Şu kestiğimiz yerde artı 3'e dönecektir. İster bu şekilde bakıp köklerinize x eşittir 3, x eşittir eksi 2, x eşittir eksi 4 diyebilirsiniz. Birinci eşitsizlik için söylüyorum. İsterseniz de arkadaşlar şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Temizliyorum. Başlangıçtan şuraya alırsak en baştan f eksi 3'ün sıfır olduğunu biliyorsunuz. f 2'nin sıfır olduğunu biliyorsunuz. Bir de f 4'ün sıfır olduğunu biliyorsunuz. Mesela şöyle sorabilirsiniz. Eksi x var madem öyle. Parantezin için eksi 3 olması için x'e 3 yazmalıyım. Parantezin içinin artı 2 olması için bu eşitsizlikte x gördüğüm yere eksi 2 yazmalıyım. Ya da parantezin iç kısmının 4 olması için iç kısmına x gördüğüm yere eksi 4 yazmalıyım gibi soru da sorabilirsiniz. Böylece yine değerlerinizi bulabilirsiniz. İkinci eşitsizliğimde mesela bunu yapacağım. Hem de nasıl olduğunu daha rahat görürüz. Şimdi paydada sıkıntı yok. Onu hemen kök olarak x eşittir 0 olarak aldım. Şu pay kısmındaki şöyle göstermek istiyorum. x artı 2'nin 0 olacağı değerlere bakarken x artı 2'nin ya eksi 3 olması lazım ya 2 ya da 4 olması lazım. Eksi 3 olması için arkadaşlar x'e kaç yazmam gerekiyor diye sorduğumda eksi 4 yazmam gerektiğini pardon eksi 5 yazmam gerektiğini bunu hallettik. 2 olması için x yerine de 0 yazmam gerektiğini, 4 olması için de x yerine 2 yazmam gerektiğini söyleyebilirsiniz. Evet köklerimizi bulduktan sonra arkadaşlar tablomuzu inceleyelim hemen. Kök tablomuzu çiziyoruz. Bu arada kaç farklı kök bulmuşuz? Ee, 1, 2, 3 tane burada. 4, 5, 0'lar. Aynı 6. Arkadaşlar aynı eşitsizlikte Çift sayıda kök bulursak bu köklerimiz çift katlı oluyor. O yüzden burada sıfırları çift katlı kullanabiliriz. Alt tane saymıştım sanırım. Şöyle iki katlı olacak. Böldüm. 1 2 3 4 5 ve 6 olarak ayırdım. En küçük -5, -4, x3'ümüz var. Yok pardon, -2'miz var. sıfırımız var. 2'miz var ve 3'ümüz var. Şimdi buraya birinci eşitsizliği, buraya ikinci eşitsizliğimizi yazalım. Bir de 3 2 4 bulduk. 3 2 4 eşitlik yok. İçini karalamıyoruz. İkinci eşitsizlikte sıfırımız çift katlı. Onu baştan halledelim. Eksi 5 bulduk. 2 bulduk. Başka tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Eşitlik var. Demek ki payda sıfır yapılmayacak şekilde. Yani sıfırın içini karalamadan. Eksi 5 ile 2'nin de iç kısmını karalamam gerekiyor dahillik söz konusu. Şimdi gelelim işaret kararına. Birinci eşitsizlikte 3'ten sonrası için bakacağız. Eksi fx diye baktık arkadaşlar. Tekrar eğer hayal ederseniz eksiği şu şekildeydi. Şu 2'den geçecek şekilde gelirsek şurası 3 yapacak. Bakın 3'ten sonrası için arkadaşlar fonksiyonunuz negatif. O yüzden eksiyle başlamam gerekiyor. İkinci eşitsizlikte de iki birim sola ötelenmiş gibi düşünürsek fx artı 2'yi göstereceğim şimdi. 2 birim sola ötelersek arkadaşlar sizin fonksiyonunuz şu şekilde başlayacaktır. E, Tabi benim Heh, doğru çizdik. Dolayısıyla arkadaşlar 2'den sonrası için her türlü pozitif kalıyor. Üst kısımda kalıyor. O zaman 3'ten sonra da kesinlikle artı ile başlar. Köke denk geldim. Artı, 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 eksi, artı, 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 tek katlı, eksi, çift katlı kök değiştirilmez. Hala eksi olarak giderin. Son olarak artı. Birinci eşitsizliğimizde pozitif olan yerleri arıyoruz. İkinci eşitsizliğimizde negatif olan yerleri arıyoruz. Şu sıfıra dikkat edin tekrar söylüyorum. Şimdi her iki tarafında ortak tarandığı aralıklar bizim çözüm kümemizi gösterir. Yani şurası da var. Şimdi yazalım. Eksi 5, eksi 4 bir de arkadaşlar eksi 2 ile 2'ye kadar yazdık. Şimdi eksi 5'imize bakalım. Birinci eşitsizliklerde de alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın üstünden geçtik. Aralığa düşüyor. İkincisinde de alabiliyoruz. O yüzden köşeli parantez. Eksi 4'te birincisinde alamadık. Yeterli bir sebeptir. Açık parantezimizi koyduk. Birleşim. Eksi 2'yi alamıyoruz arkadaşlar. Açık aralık ama 2'yi yine alabiliriz. Bir de bu aralığın içerisinde 0 var. 0 malum ikinci eşitsizliğimizde paydayı tanımsız yaptığı için almamamız gerekiyor. Yani çözüm kümemizin içerisinden bunu atmamız lazım. Şimdi neler elde ettik? Eksi 5. Daha sonra eksi 4 yok. Tam sayıların adedini soruyor çünkü. Eksi 2'den sonra eksi 1. 0 alamayız. 1 ve 2 var. 4 tane tam sayı bulunur. Cevabımız B olacak. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar f fonksiyonu tek fonksiyonmuş. Yani şunu söylemek istiyor. f-x'in eksi f-x'e eşit olduğunu kullanmamızı istiyor. Burada ee, olduğuna göre demiş. Yargılarından kaç tanesi doğrudur? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. f-x yerine eksi f-x olarak kullanıyorum. Şu karşıdakini de bileşke işlemini daha rahat görmek adına şöyle bir yazalım. Toparlayalım. Arkadaşlar g fonksiyonunu rahat çekebilmek için neye bağlı olduğunu görebilmek için dönüşüm yapacağım. Yani fx'i burada t olarak kullanmak istiyorum. O zaman şöyle bir eşitlik yazabilirim ki. Eksi t eşittir gt eksi t'nin küpü bölü 3. Düzenleyelim. gt'yi yalnız bırakalım. Şöyle yazarsak. 3'ü karşı attım. Eksi 3. t'nin küpü eksi 3 tane t gelecek. Daha rahat konuşmak adına derseniz alışkanlık da var. Sonuçta x gibi düşünürsek x küp eksi 3x gibi bir fonksiyondan bahsediyorum. Şimdi birincisi. Birinci yargımız kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü tek fonksiyon olduğu için eksi değerimiz dışarıya eksi f6 olarak çıkabilir. Ve artı artı f6 ile de gidince sıfır olur. İkinci yargımız yanlıştır arkadaşlar. Artı 3x değil eksi 3x olacak. O yüzden burası olmaz. E, üçüncü yargımızda da şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Bakın. Bu aslında g'nin tek olup olmadığını soruyor. Çünkü g fonksiyonu içerisinde 1 x'e dönüşmek için şöyle yazalım. Yaparsak bunun g 1 x'e eşit olup olmadığını sormuş. Şimdi g tek bir fonksiyondur. Fonksiyonlarımızın çünkü x'i e değişkeninin kuvvetlerine bakarsanız tek sayı. Yani son yargımız da doğrudur. Bu da 3. yargımızın da doğru olduğunu söyler. 1 2 3 tanesi doğrudur diyebiliriz. 5. sorumuza devam edelim. Yukarıda şekilde fx eğrisiyle hapsisi x eşittir 3 noktasında teğeti olan gx doğrusu verilmiştir. Orijinde bulunan iki karıncadan biri x ekseni boyunca pozitif tarafa doğru, diğeri negatif tarafa doğru aynı anda hareket ediyor. Karıncalardan biri x ekseni üzerinde f3'ün sayısal değerine arkadaşlar dikkat edelim. Karşılık gelen noktada bulunduğu anda diğer karınca X ekseni üzerinde F'in türevinin sayısal değerine karşılık gelen noktada bulunmaktadır. Bu durumda iki karıncı arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Yani benim anladığım arkadaşlar F3 değeri ile F türev 3 değerinin arasındaki uzaklığı istiyor. Yani mutlakça alalım. Uzunluk negatif olmasın. Şimdi o zaman başlayalım. Birincisi ben GX fonksiyonumu yazabilirim. Bu benim ne işime yarar? F3'ü bulmamı kolaylaştırır. Çünkü 3 noktası hem F ile hem G'nin teğet noktası olduğu için burada F3 değerimle G3 değerimin eşit olduğunu konuşabilirim. Bu da dediğim gibi F fonksiyonu yazmaktansa G fonksiyonu işimi bitirmemi kolaylaştırır. Şöyle şimdilik şurayı tekrar siliyorum. Şurada hemen Gx fonksiyonumu oluşturuyorum. X bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'i kestiği nokta eşittir. Bir eşitliğini kullanacağım. 9x artı 7y eşittir 63. Y'yi yalnız bırakırsam e, 63 9x bölü 7 olarak gelecektir. Şimdi bu tabii ki gx fonksiyonu. O zaman g3'ü hesaplarsam ki aynı zamanda f3'e eşittir arkadaşlar. 63 eksi 9 kere 27 bölü 7 yaparsak arkadaşlar buradan 36 bölü 7 olarak bulabiliriz. Bir de şimdi ne lazım bize? F türev 3 lazım. Arkadaşlar F türe 3 ona da şurada hesaplamak istiyorum. Aynı zamanda bizim te, eğrimizin teğet değme noktası olduğu için G doğrusunun eğimine eşittir. Şöyle MG olarak kullanalım. E, G doğrumun eğimini zaten şurada eğim açısına bakarsak tanjanttan arkadaşlar tamamlayacağız açısı olarak tanjanttan eksi tan alfa olarak alabilirim. O da karşısı 9 komşusu 7 olduğu için eksi 9 bölü 7'dir. O zaman istenen değere geri geldim. Mutlak f3 36 bölü 7 buldum. Eksi f türe 3 eksi 9 bölü 7 bulduk arkadaşlar. Artık pozitife döndü. Mutlak kaldırabilirim. 36 bölü 36 artı 9 bölü 7'den cevabımız 45 bölü 7 yani B seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuzda devam ediyorum. ABCD birer reel sayıdır. Dizileri birer sonlu aritmatik dizidir. Buna göre D bölü C oranı kaçtır? Arkadaşlar bakın. E, birinci dizide. Birincisine bakıyorum. Önce birinci diziye baktım. Şu 2A ile 5A arasındaki terimim A artı B. Aritmatik e, dizi kuralına göre bu iki yani 5A ve 2A'nın toplamlarının aritmatik ortalaması ortancıyı yani A artı B'yi verecektir. Düzenledim. 7A eşittir. 2A artı 2B. Buradan 5A'nın 2B'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Bu bir. Eğer ben B'yi yazabiliyorsam D'yi de yazabilirim arkadaşlar. Şimdi ikinci if ya da dur önce oraya geçmeyelim en iyisi. Önce şu C'yi halledelim. Şuradayken birinci diziden başladık. Madem birden devam edelim. Bu sefer 5 A'yı ortanca kabul ederek eşit uzaklıktaki A artı B 3 C'yi kullanıyorum. Yani A artı B ile 3C'nin toplamının aritmatik ortalaması bize 5A'yı verecektir. B yerine 5A bölü 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle daha düzenleme yapalım. Ondan sonra gidelim. İçler dışlar yapsam. A artı B artı 3C eşittir. 10A yapar. Atalım. 3 tane C değerimiz 9A-B yapar. Şimdi daha iyi olacak gibi 9A-B. Şuradan dolayı B yerine 5 bölü, 5A bölü 2 yazacağım. Bir adım daha atıyorum. 18 çıkardım. 13A bölü 2'dir. Yani C değerim buradan 13A bölü 6 olarak bulunabilir. Şimdi arkadaşlar ben C'yi de A cinsinden yazdım. B'yi de yazdım. D'yi de yazarsam oranladığımda böylece kaç eşit olduğunu bulabilirim. Şimdi ikinci diziye geçiyorum. Yine eşit uzaklıktaki kuralımı kullanıyorum. 3A değerim eşittir. B artı D bölü 2 eşit olacak. Yani B artı D'ye 6A diyebilirim. B yerine yine arkadaşlar 5A bölü 2 yazıyorum. Buradan D değerimi çekersem karşıya attım. 12 çıkardım. 7A bölü 2 gelecek. İstenen D bölü C. Yani 7A bölü 2'yi 13 a bölü 6'ya bölmemi istiyor. A'ları götürelim. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevirir çarpılır yaptım. Şunları da sadeleştirin. 3 21 bölü 13 yani A seçeneği olacaktır. Yedinci sorumuz yine bir fonksiyon sorusu. Yukarıdaki şekilde 3. dereceden belki lazım olur dikkat edelim. Fx fonksiyonun grafiği verildiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A maddesine bir bakalım. F türev eksi 3 ile F türev eksi 1 sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi f eksi 3 olarak baktığımızda eksi 3 değerimiz yaklaşık olarak şuralarda. Ve burada arkadaşlar fonksiyonumuzun artan olduğunu görebiliyoruz. Artan olduğuna göre arkadaşlar buradaki türevimizin değeri kesinlikle eksi 3 pardon pozitif olmalı. Aynı şekilde eksi 1 için bakarsak eksi 1 de yaklaşık olarak burada da ve fonksiyonun bu kısmında fonksiyonumuzun artan olduğunu biliyoruz soldan elimizi koyduğumuz zaman elimiz yukarı doğru çıktığı için artandır diyebiliriz. F'in türevinde eksi 1 dolayısıyla pozitiftir. Yani iki pozitif değerin toplamı yeniden bir pozitiftir dediğimiz için A maddemiz doğrudur arkadaşlar. Geçiyorum. F14'ün değeri tam sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar F14'ün değerine bakabilmem için şöyle bir temizliyorum. Fonksiyonu yazabilmem lazım. Hemen yazıyorum. Zaten 3. derecelenmiş. Fx fonksiyonuna a çarpı x artı 2 x eksi 4 ve x eksi 8 çarpanlarını yazıyorum a'yı bulmak için sıfıra 4 noktasını kullanıyorum e, x yerine 0 yazdım a çarpı 2 çarpı eksi 4 çarpı eksi 8 a değeriniz de buradan e, 1 bölü 16 olarak gelecektir yani fonksiyonum hazır o zaman direkt f madem 14 dedi biz de diyelim 1 bölü 16 çarpı 14 koyduğum zaman 16 14 koyduğum zaman 10 çarpı 14 koyduğum zaman arkadaşlar 6 gelecektir. Zaten bunlar sadeleştirildi. 60 geliyor. Yani tam sayıdır. Doğrudur. B maddesinde geçiyorum. F'in türevinde 8 F 8'den büyüktür diye bir soru e, bir şık gelmiş. F 8'in 0 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani bize söyledi F'in türevinde 8'in 0'dan büyük olup olmadı. Eğer 8'de F fonksiyonum artansa arkadaşlar sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Soldan sağa doğru elimiz yukarıya doğru çıktığına göre bu fonksiyon burada artandır. C şıkkımız da doğrudur. D'ye bakalım. Ne istiyor benden? 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. 6. Hepsinin toplamının sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar e, şunu şu E'yi önce inceleyelim. Sanki E daha kolay görülecek gibi. Sadece türevden bahsediyor. Yine artan azalanlığa bakalım. Bir değerim nerededir? Bir değerim arkadaşlar 4 l 0 arasındadır ama şurada bir tepecik var. Bu tepenin öncesi veya sonrası tabii ki de mühim. Şimdi bunu sadece bu kolunu bu parçasını bir parabolmuş gibi düşünürsek bunun simetri ekseni arkadaşlar tepe noktasının apsisinden. Yani bulundukları noktaların eksi 2 ile 4'ten başlıyorum aritmatik ortalamalarına 4 2. 2 yapar. Aritmatik ortalaması 1'dir. Bakın arkadaşlar bu arada F1 tepe değeri geldi. O yüzden türevi sıfırdan büyük diyemeyiz. Cevabımız E olacak ve e incelememize bile gerek kalmadı. Zaten fonksiyonlar belli. Ee, tek tek bakmanıza gerek yok. Şuraya kadar birden 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Bu da bu aralıklarda artanlık azalanlıkla da yine de yorum yapabilirsiniz. Cevabımız E olacaktır. Yukarıda tabloda bir turist grubundaki turist sayıları verilmiş. Bu gruptan seçilen iki turistin ikisinin de Macar olduğu bilindiğine göre birinin erkek diğerinin kadın olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar koşullu bir olasılığımız var. Macar olması şart. O yüzden direkt Macarların üzerinden düşünelim. İstenilen durumum böyle tüm durumumu yapacağım. Tüm durumum Macarların içerisinden Kesin Macar olacağı için 2 turist seçmek. Yani 8 kişi içinden herhangi kişiyi seçiyorum. 8'in ikili kombinasyonu buradan geldi. Bu seçme işleminde bir kişi erkek diğer kişinin kadın olmasını istiyorum. Yani 4 tane e, pardon 2 tane Macar erkeğin arasından herhangi bir tanesini seçeceğim. 6 tane Macar kadının arasından herhangi birini seçtim. 2 çarpı 6 bölü. Şunu 8 çarpı 7 bölü 2 diye yazarsak 4 çarpı 7 olacak arkadaşlar. Buradan işlemimizi yaptığımız zaman cevabımızın 3 bölü 7 yani c olduğunu görebiliriz. 9. sorumuza devam edelim. Çetin Bey yukarıda 5 farklı real sayı doğrusunda bazı aralıklar bilgiler koymuş ve öğrencilerin aşağıdaki verilen eşitsizlik sistemini sağlayan aralıktaki bilgiyi bulmalarını istemiştir. Buna göre Çetin Bey'in verdiği eşitsizlik sistemini sağlayan aralıktaki bilgiye aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar bu sistem ikiye bölünerek çözülmesi gerekiyor. Şuraya bir parça. Şu İkinci tarafı iki parça olan bir parça olarak kullanalım. Birinciyi yazıyorum. X artı 5, 2x artı 2 toparladım. 3 x değeriniz 3'ten büyük geldi. İkinciye kullanıyorum arkadaşlar. 2x artı 2 küçük eşit 22 eksi 3x yapacak. 3x'i sol tarafa attım. 5 2 2'ye attım. 20 olarak kaldı. 5'e böldüm. 4'ten küçük. Yani x değeriniz 4'ten küçük eşit. 3'ten de büyük aralıkta olması lazım. E bakıyorum boncuklar arkadaşlar. 4 dahil kapalı olacak. 3 açık olacak. Yeşil olan bizim aradığımız eşitsizliğimize uygun. Cevabımız E seçeneği. 10. sorumuzla devam edelim. 10. sorumuz bir logaritma sorusu olmuş. Şöyle biraz daha yerimiz vardı. Onu da kullanalım. X pozitif reel sayı olmak üzere f(x) fonksiyonu logaritma 2 tabanlı x'in tam kısmı olarak e, tanımlamışlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır arkadaşlar. Yaklaşık olarak bakacağız. Mesela F5 ve F7 üzerinden konuşmaya başlayalım. F5'e bakarsak logaritma 2 tabanında 5'in tam kısmı olacak. Arkadaşlar 5 değeriniz 2 iki ile 2'nin karesi pardon küpü 2'nin karesi ve 2'nin küpünün arasında. Yani logaritma 2 tabanında 5 değeriniz yaklaşık olarak bakarsanız 2 ile 3 arasında değer alacaktır. Tam kısmını aldığımız için bunu 2 olarak kabul ediyoruz. Burası 2 geldi. Şimdi farklı olana bulacağız çünkü. F7'ye bakalım. Logaritma 2 tabanında 7'den bahsediyoruz. 7 sayısı arkadaşlar yine 2'nin karesi ile 2'nin küpü arasında olduğu için logaritma değeri 2 tabana 7 değerimiz yine 2 ile 3 arasında olacak. Yaklaşık olarak tam kısmı 2 küsürden 2 gelecektir. F20'ye bakalım arkadaşlar. F20 logaritma kitabanında tabanında 20 olarak kullanacağız. Şimdi bileşke fonksiyon var. Önce F20'yi mecburum hesaplamaya. Şöyle kullanacağım. E, 5 kere 4 olarak kullanırsam logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma iki tabanında 5 olarak ayıkladım. 2 tabanında 4 zaten 2'dir. 2 tabanında 5 değerimiz de yaklaşık olarak tam kısmını alıyoruz ya sadece. 2 ee, küsürden dolayı yine tam kısmından 2 gelir. Bu da 4 olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, logaritma bu kısmı 4 kabul ettik. F4 için logaritma 2 tabanına 4'e bakınca gene 2 gelir arkadaşlar. Yani yine f 4'ten dolayı 2 geldi. A, B ve C'miz aynı geldi. F bileşik F30'a bakalım son olarak. O da ol olursa zaten cevabımız E olacaktır. F30'u inceliyorum arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 30 olarak alırsak e, ne ile neyi ayıralım? 15 çarpı 2 olarak kullanayım ilk Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 15 olsun. Burası bir gelir. 2 tabanında 5 3 olarak yaparsak logaritma 2 tabanında 3 ayırdım. Şimdi 5 yaklaşık olarak 2 küsürlü geldi. Tam kısmı 2. 2 tabanında 3'e bakarsak arkadaşlar şunu da konuşalım. 3 değeri 2 ile 2'nin karesi arasında yani logaritma değeri de şöyle yazayım 2 ile 1 arasında olacak. O yüzden 1 küsürlü tam kısmı da 1 olacağı için 1 alalım. Yine toplamları 4 oldu. Daha F30'dayım. Demek ki F de 4'ümüz gene 2 geleceği için tam kısmından bu da sonucunu 2 verir. D de aynı oldu. Cevabımız dolayısıyla E olarak kaldı.